Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel, şahane Tunus işi çalışmanın nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. İnanın çok kolay bir çalışma arkadaşlarım. Böyle isterseniz atkılar, isterseniz battaniyeler yapabileceğiniz bir çalışma. Şöyle arkası da bu şekilde gördüğünüz gibi düz bir görünüme sahip. Bir ucuna gördüğünüz gibi ip taktım. Diğer ucunu ise boş bıraktım. Battaniye yapacağınızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da bir atkı yapacaksanız bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yapımı çok kolay dedim. Şimdi hemen geçelim. Himalaya'nın Süper Soft isimli ipini kullandım. Ve Tunus işi şöyle 5 milim kalınlığında bir tığım var arkadaşlar. Şişim var. Her bir yerimiz bu yıl ekose çok moda arkadaşlar. O yüzden böyle bir çalışma yaparak sizinle paylaşmak istedim. Şöyle 5'er tane ilmeğimiz var. Arada ise 3 tane ilmeğimiz var. Diğer iplerimizi geçirmek için. Yani 8, 8, 8, 8 devam eden bir çalışma. Hemen 2 tane yapacağım için şöyle ilk başta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle iki kareyi anlatacağım arkadaşlarım size. Şöyle 5 tane de bu tarafına çektikten sonra bütün ilmeklerimizi normal Tunus işi şeklinde arkadaşlarım şöyle alıyorum, topluyorum şişime ve toplamda 8 sıra bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu birinci sıramız. Sonra bakın, topladıktan sonra bütün ilmeklerimi ikişer ikişer, ilkini tek, diğerlerini iki iki çekiyorum arkadaşlarım. Şimdi bakın buradaki farklılık, şöyle biraz yakınlaştıralım. Evet, farklılık arkadaşlar, bu birinci ilmeğin hemen bakın şuradan ve normalde Tunus işini buradan alarak şu şekilde yapılıyor. Ama bunu değiştirdim ben. Buradan ve şu aradaki yerden alın, daha güzel durması sağlayabiliyoruz arkadaşlarım. Bu şekilde alırsak ilmeklerimizi bakın buradan ve buradan alarak toplamaya başlıyoruz yine. Normal Tunus işi de yapabilirsiniz ama bunun gördüğünüz gibi böyle duruşu daha bir güzel, daha bir hoş oluyor. Evet, şöyle hem bundan hem bundan bakın. Sona geldiğimizde ise bakın şu ikisini birlikte almaya gayret edin. Kenar kısmı düzgün dursun diye. İlkini tek çektim. Diğerlerini ikişer ikişer çekiyorum ve diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz yerler bir ikinci sıramız arkadaşlarım bu. 8 tane olunca, yani 7 tane bu şekilde, 8. bu şekilde olacak şekilde yapıyoruz ve geliyoruz arkadaşlarım. Şimdi bakın 8 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıramız da burası arkadaşlar. Hemen ipimi değiştiriyorum. Hangi renk iple yapmak istiyorsam bu şekilde aldım. Ve buraya bir düğüm atabiliriz. Şöyle tutturmak için. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde örerek 8 sırada bu yapılacak. Yani bunu hiçbir değişiklik yapmadan diğeri gibi alarak bakın şöyle şuralarından her iki yerden de geçirmek suretiyle 8 de bu yapılacak. Bu da bizim ikinci karemiz olmuş oluyor. Yani şunu yapmış olduk. Şimdi şuraya geçmiş olduk. Bu da aynı arkadaşlar. Bu da 8 sırada değiştireceğiz. Her 8 sırada bir renk değişikliği yapabiliriz.
Eğer daha fazla renk kullanacaksak bu aradaki 3 olan ilmek sayımızı da o kullanacağımız renk sayısına göre arttırıp azaltabiliriz arkadaşlar. 2 renk yapacaksak 2 tane bırakmamız gerekiyor. Eğer 3 renk yapacaksak 3 tane, 4 ise 4. Yani böyle arttırma yapacağız aradaki ilmek sayılarını. Büyüklüğü de 5 olmayabilir, daha büyük ya da üçlü, o da çok küçük olur, tavsiye etmiyorum. 5 ideal. 5'ten büyütebilirsiniz, 10'a kadar çıkartabilirsiniz aradaki karelerin büyüklüğünü. Karelerin büyüklüğünü eğer 10'a çıkarırsanız 10 sıra yapmanız gerekiyor. Artı kullanacağınız renk sayısını da ona göre ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi bakın, bunu da aynı şekilde 8 sıra yukarıya doğru gideceğiz ve şöyle bir parça elde edeceğiz. Evet arkadaşlarım, bunu bu şekilde yaptıktan sonra şimdi gelelim bu ekose görünümünü vermeye. Burada 8 sıra yapmıştık. Hemen bu şişimizle de olur, başka bir iğne yardımı ile de olur. Şöyle bakın, aralarından geçiriyorum. Şöyle üst kısımlarından geçiriyorum. Ve sonuna da geldim aynı şekilde. Ve buradan bu renklerin ikisinde de olmayan şunu, bu orta kısmına çift bir şekilde arkadaşlarım, şöyle, evet, şöyle sıra atlamadan, evet, bakın bu şekilde geçiriyorum. Biraz da şöyle bırakın kenarlarındaki, arkaya onu saklayabilelim. Şekilde geçiriyorum ve bunu buradan çıkartıp bir miktar daha şey yapalım ki kaçma olmasın. Evet, şöyle yaptık ve kesiyorum arkadaşlar. Onu yapın ki daha böyle hani şey dursun, diğerleri belirgin olsun. Yine aynı şekilde bakın, içerisinden geçiriyorum. Üstündeki o direklerden alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ve sarı ipimi buradan iki kat şeklinde geçiriyorum. O kenarda bağlıydı zaten. Şöyle bir miktar çekiyorum ve biraz şöyle şey yapın arkadaşlar, ellerinizle biraz gevşeltin, çok sıkı olmasın, büzme yapmasın. Şimdi en alttaki sıramada hemen diğer rengimi şöyle alıyorum. Ve son olarak son yerden de geçiriyorum bu şekilde ve yine ikiye katladım, bakın hepsini birlikte şöyle arasından geçiriyorum arkadaşlar. Evet, bir miktar daha çekelim ki çıkma olmaz. Şimdi bunu da yaptık. Şöyle sayıyorum arkadaşlarım. Ortasından bir de bunu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya hemen bakın, şöyle giriş yapıyorum. Ve bu defa bakın şuralardan ilmekleri sonuna kadar, bunların üzerlerinden ya da şu şekilde altlarından geçebiliriz. Birer tanesini de şu şekilde alabiliriz. Şu şekilde alıyorum. Bu artık yukarıya kadar devam edecek. Şöyle onu da göstermiş olalım hem. Böyle yaptık. Hemen alıyorum ipimi. Hangi renk ip kullanacaksam burada onu içinden geçiriyorum. Ve bir miktar eğer saçaklı yapacaksam şöyle bırakıyorum ki sonra onu oraya bağlayalım diye arkadaşlar. Evet, bunu geçirdik, bir numara oldu. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Yine ortasına aynı renk, yani karede kullanmış olduğumuz ipi geçirelim hemen yanına. Şu şekilde alıyorum yine.
görmüş olduğunuz beşlerin arasındaki üç olan yeri. Bu iplerimizi sırasıyla bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer farklı, yani birçok ip kullanacaksanız 3-4 renk, yani 4 renk ip kullanacaksanız şu aradaki boşluğun 4 tane olması gerekiyor. 5 tane kullanacaksanız 5 tane, ona göre değiştireceksiniz arkadaşlar. Şimdi son olarak koyu kahvemizi de takalım. Aynı işlemi yapıyorum, bakın. Aradan alıyorum. Bu şekilde ve yukarıya doğru. Şunların birer tanesini alalım, birer tanesi kalsın ki güzel dursun arkadaşlar. Hemen onu da şu şekilde tutuyorum. Ve şu şekilde bırakıyorum. Ve gördüğünüz gibi buraları tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ipi de keselim buradan. İpi arkasına saklamayı nasıl yaptığımı göstereyim sizlere. Şu kahverengi ipimi arkadaşlar mesela şu şekilde tutuyorum. Önce bir tanesini, burası yanları arkadaşlar, bakın hiç belli değil. Şu şekilde aldım. Ve düğüm atıyorum önce. Bir tanesini yapalım, yeterli. Ve arkasından kahverenginin gittiği yer var, bakın şuralardan. Şu şekilde giriş yapıyorum. Ve bu fazla ipimi buraya saklıyorum arkadaşlar. Şöyle aradan bu fazlalığı da kesebiliriz. Diğer hepsini de aynı şekilde yapıyoruz. Eğer bunları saçak halinde bırakmayacaksak böyle, bunu da aynı arkadan, ha bir de onu gösterelim. Şu şekilde bakın. Arkadaki yerinden şöyle giriş yapıyorum. Ve buradan bunu çekiyorum arkadaşlar. Şöyle çektim. Eğer saçaklı bırakacaksam da hemen alttakine geçelim. Bir tanesini yapalım. Şöyle birini üstüne gelecek şekilde şöyle yaptım ve buraya bir düğüm atıyorum. Ve böylelikle bakın saçaklı durmasını sağlamış oluyorum. Ya da bu şekilde gizleyebilirim arkadaşlar. Bakın arkalarına çekmiştim ben burada ipleri ve çok da belli değil. Eğer dediğim gibi saçak yapacaksanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, ve böyle gördüğünüz gibi güzel bir çalışma, ekoselle bir çalışma elde etmiş oluyoruz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.